Herkese merhabalar. LGS'de Türkçenin en önemli ikinci konusuyla yani cümlede anlamla LGS yolculuğumuza devam ediyoruz. Birinci önemli konusu paragraftı. Paragrafı zaten mükemmel bir şekilde öğreneceğiz. Ona da yaklaşıyoruz. En fazla soru çıkan. Şimdi de LGS 2022'de de yine birçok sorunun geldiği bak. Mesela burada ilk soru sözcükte anlamdı. İkinci soru yine sözcükte anlam gibi ama bak cümlelerle ilgili hangisi söylenemez demiş. Veyahut da bu metinde boş bırakılan yerlere hangisi getirilemez demiş. Aynı şekilde başka bir cümlede, başka bir soruda ben onu da göstermek istiyorum. Anlamca bu cümleye en yakındır demiş. Bunların her biri Türkçe'de cümle anlamından gelen sorular LGS 2022'de. Bu senede biz yine en az 3 sorunun geleceğini düşünüyoruz. O zaman konumuza mükemmel bir şekilde başlayacağız. Hazır mısın Tonguç evladım benim? Hazırım hocam. Harikasın. Her seferinde hazırım diyorsun. Ben de hazır olmanla gurur duyuyorum. Önce anlatımına göre cümlelere bakacağız. Sonra cümleler arası anlam ilişkilerine bakacağız. Bunları zaten 5. sınıftan, 6. sınıftan, 7. sınıftan beri biliyoruz. Dolayısıyla bizim esas yapmamız gereken bunları şimdi bir kez daha iyi hatırladıktan sonra taktikli Türkçeden, Dinamo Türkçeden ve Zoruba Bankası Türkçeden bol bol soru çözmek veya elimizdeki diğer kaynaklardan taktikli Türkçede geçen senede birçok soruyu yakalayan ve bu senede güncellediğimiz harika testler var. Cümlede anlam 1 testi, cümlede anlam 2, cümlede anlam 3, 4, 5, 6 ve 7. testi çözmelisiniz. 8. testi de çözebilirsiniz. Burada şu çok önemli. Burada bu testlerin içerisinde her birinde gördüğün gibi Tonguç'um ekstra dijital sorular var. Yeni soruların olduğu. Onları da mutlaka çözmelisin. 10 testimiz var cümlede anlamdan. Bu soruları taktikle bitirdiğimizde muhtemelen LGS adına çok büyük bir kazanım elde edeceğiz. Dinamo Soru Bankası'na baktığımızda cümlede anlamla alakalı yine Dinamo Soru Bankası olan öğrencilerimiz için göstermek istiyorum bunda. Yine epey soru var. Hemen buradaki soruları da şöyle gösterelim. Burada sözcükle anlama kadar çözmüştük. Burada da yine test 10'dan başlıyoruz. Test 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Gördüğün gibi süper testler var. Burada test 23'e kadar yani deyimler testine kadar gelmeni tavsiye ediyorum. Yine ekstra dijital soruları da çözmeniz Tonguç'um. LGS'de bize soru soracaklar. Yani LGS'e girdiğinde şöyle bir şey yapmayacaklar. Anlat bakalım Tonguç. Cümlede anlam konusunu nasıl biliyor? Öyle demeyecekler. Bize böyle çak diye karşımıza soruyu soracaklar. Bu cümlelerle ilgili hangi söylenemez diyecekler. Dolayısıyla biz de sizlere bol bol soru çözme ödev veriyoruz. Yine Zoru Bankası'na baktığımızda da test 19'dan başlıyor. Burada da test 25'e kadar hatta 26'yı da çözebilirsin. 27'yi çözme. 26'ya kadar gelmeni tavsiye ediyorum Tonguç'um. Bunlar çok önemli. Bunu dersimizin başında söylüyoruz. Çünkü LGS'de çözdüğünüz sorular ve çözdüğünüz sorulardan sonra yaptığınız yanlışların çözümünü dinlemek size sınavda en yüksek netleri kazandıracak. O zaman şimdi arkamıza yaslanalım. Emniyet kemerimizi bağlayalım ve videomuzu izleyelim. Hadi bakalım. Öznel nesnel yargı zaten biliyoruz. Duygu, yorum, tahmin, söz sanatı gibi şeyler öznel cümlelerde var. Mesela bu kalem çok güzelmiş dediğimizde öznel cümle. Ama kanıtlanabilir, kişisel olmayan, yorum içermeyen cümlelerde nesnel cümle. Bu kalemin beyaz renk bir kapağı vardır. Net bir şekilde nesnel bir cümle. Burada anahtar kavramımız bence sözcüğü. Bence sözcüğünü bilirsek öznelle nesnel arasındaki farkı anlayabiliriz. Bu aracın kırmızı çok yakışmış. Bence. O zaman özel bir cümle. Bu aracın tasarımı iyi değil. Bence. Bu aracın tasarımı iyi değil. Bu bence olduğu için özel oluyor. Bu araç çok güzel. Bence diyorsan özel. Ama aracı kırmızıya boyamışlar. Bence. Ne sence? Bence aracı kırmızıya boyamışlar. Saçma baksana kırmızı zaten. Sence demene gerek yok. Bu araç ABD'de üretilmiş. Belli. Bu araç benzin. Nasıl belli hocam? Nereden aldınız? Yani bunu ispatlayabilirsin. Amerika'da üretilmese bile, başka bir ülkede üretilmese bile bu sence ya da bence olan bir şey değil. Dolayısıyla bunlar nesnel cümleler, bunlar ise öznel cümleler. Bence'yi koyuyorsun, öznel cümleyi buluyorsun. Şimdi gel yeni nesil bir soruya bakalım. Öznel yargılar kişiden kişiye değişebilir. Nesnel yargılar ise kanıtlanabilir özel eserdir. Hangisi nesnel bir yargıdır? Boğaz'ın göz alıcı güzelliği turistleri büyülüyor. Bence. Bak göz alıcı güzellik diyor bu özel bir cümle. Yazarın etkileyici anlatımı okurları kitaba bağlıyor. Etkileyici anlatım diyor bu özel bir cümle. Tarihi Safranbolu evleri 1994'te UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alındı. Bu bence değil. Bu nesnel bir cümle ve bu sınavda çıkmış bir soru. Ve yine üstte de yeni nesil soru için ön bilgiyi vermiş. Ünlü sanatçı, ünlü kime göre ünlü? Bayram Ali halka muhteşem bir konser verdi. Muhteşem mi? Sana göre muhteşem, bana göre muhteşem olmayabilir. Şimdi bir de cümlede anlam ilişkilerinde neden sonuç, amaç sonuç, koşul sonuç ve karşılaştırma var. Bak Milletin Bakanlığı ne diyor? En çok bunları sorduk diyor. O zaman biz de bu kısma dikkat edeceğiz. Milletin Bakanlığı bu mu hocam? Evet, Milletin Bakanlığı kafasına bakan bu değil. Bakanlıktaki yetkililerin oluşturduğu bir enerjinin yansıması bu. Sinerji hocam. Evet, sinerji. Şimdi anahtar kavramlarımız burada da neden ve niçin sözcükleri Tonguç'um. Neden sonuç. Ayağı kaydığından düştü. Bu bir neden, bu da sonuç. Ayağı kayınca düştü, bu bir neden, bu da bir sonuç. Ayağı kaydığı için düştü, bu bir neden, bu da bir sonuç. Ayağının
Kayması ile düştü. Bu bir neden bir soru. Peki ben bunu niye yazdım Tonguç biliyor musun? Kaydığından, ınca, dığı için, ması ile gibi ifadeleri gördüğün zaman burası değişebilir. Ama bunlar genellikle vardır. Bu neden sonuç cümlelerinin ifadesidir. Ve neden sonuç cümlelerinde genellikle böyle bir bak düştü diyor. Sırt üstü düştü. Bak görüyor musun? Bir üzüntü ifadesi var. Amaç sonuç cümlelerinde ise anahtar kavram hangi amaçla sözcüdür? Bir iş hangi amaçla yapılıyorsa onun amaç sonuç cümlesi olduğunu bileceksin. Mesela ilaç almak için eczaneye gidiyorum. İlaç almak üzere eczaneye gidiyorum. İlaç alayım diye eczaneye gidiyorum. Burada da anahtar kelimelerimiz için, üzere ve diye. Bak buradaki anahtar kelimelerimiz dığından önce dığı için ve ması ileydi. Burada ise için, üzere ve diye'yi görüyoruz. Ve genellikle amaç sonuç cümlelerinde bir istek, bir plan, bir hedef olduğunu bilmelisin. Koşul sonuç cümlelerinde ise anahtar kavramımız sase. Sase'yi gördüğün zaman bunun bir koşul sonuç cümlesi olduğunu bilebilirsin. Bu dersi iyi dinlersen yani sase sınavda başarılı olursun. Taktikleri uyguladı mı hedefine kolayca ulaşırsın. Burada da mı ve se'ye dikkat edeceğiz. Bazen şöyle cümleler olabilir. Sana kitabı veririm ama yarın geri getireceksin. Bak veririm ama yarın getireceksin. Veyahut da şart koşuyor yani. Sana kitabı geri getirmek üzere geri verebilirim dediği zaman burada da koşul cümlesi olduğunu bilebiliriz. Karşılaştırma cümlelerinde ise hep iki şey arasında. Hep iki şey arasında olduğunu bileceğiz. Ve anahtar ifadelerimiz ise en. En demek birisi en iyi diğerleriyle karşılaştırıyor. Veyahut da daha yine iki kavram arasında. Veyahut da kadar senin kadar. Veyahut da işte aynı. Veyahut da ise. Bunları gördüğün zaman bunların da anahtar ifade olduğunu bileceksin. Kırmızı vazo diğerinden daha sağ dediğimizde bir karşılaştırma var. Kırmızı vazo diğerine göre uzun dediğimizde burada bir karşılaştırma var. Soldaki vazo geniş, sağdaki ise dar dediğimizde burada gördüğün göreler, dağlar, iseler bizi karşılaştırmaya yönlendiriyor. Numaralanmış cümle hangisi neden sonuç ilişkisi vardır diyor bakalım. Küresel ısınma dünya ekosisteminin ısı ortalamasının artmasıdır. Bu bir tanım cümlesi. Küresel ısınma ile dünyada iklimler değişmeye başlamıştır. Ha. Bu öyle sıradan bir sorun değildir. Bunun nedeninde böyle olmuş demeye çalışacağım. Önlem alınmazsa yakın bir gelecek dünyanın pek çok bölgesinde kuraklık, açlık ve susuzluk yaşanacak diyor. Bak şimdi küresel ısınmayla... Küresel ısınma nedeniyle sonuç olarak dünyada iklimler değişmeye başlamıştır. Harikasın diyoruz da geçiyoruz. Kavramlar ve duygulara bakalım. Bu da en çok sorduklarımız yine milletim konuşmadan bu. Hocam tanım, çok güzel olmuş bu gerçekten de. Tanım, uyarı, öneri, tahmin, önyargı varsa onaylama, küçümseme, beğeni, pişmanlık, yakınma ve şaşırmayı görebiliyoruz. Bak şimdi. Tanımlamada anahtar kelimesi şu Tonguç'um. Nedir? Bu nedir sorusunun cevabı tanım oluyor. Kalem, yazma ve çizme işlerinde kullanılan araçtır. Kalem nedir? Yazma ve çizme işlerinde kullanılan araçtır. Bu tanım. Uyarı. Burada ise bir parmak sallama göreceksin. Uyarım. O zaman çimlere bas. Sessiz olunuz. Evet, bak sessiz olunuz. Ödevini yapınız. Bunlar parmak sallama. Öneri ise. Burada burundan ise, getiririz. Öneri ise Tonguç'um tavsiye. Yani babacan tavsiye. Tablo 3 duvar atsan daha iyi olur. Yani. Daha iyi olur. Bir tavsiye. Tahmin ise burada kafadan atıyorsun. Sallıyorsun yani. Kafadan atmadan kastımız geleceğe dair bir şeyler hakkında bir fikir yürütüyoruz. Babam şu anda işe varmıştır. Yani tahmin ediyorum. Kafadan atıyorum. Böyle bir şey olduğunu düşünüyorum. Ön yargı ise esasında kötü bir şey. Hocam ön yargıları parçalamak atomu parçalamaktan daha zor evet, demiş. Ön yargı. Ünlü düşünür. Evet. Ön yargı ise önceden bir yargıda bulunmak. Esasında biz buna cahillik de diyebiliriz. Çok kötü bir şey. Ön yargı genelde cahillerde olur. Bu diziyi kimse izlemez. Nereden biliyorsun? Belki de izleyecekler. Senin ön yargın bu. Olumsuz bir ön yargı besliyorsun. Bazen olumlu olabilir. Bu ders bitmez. Mesela bu ya yanlış bir şey. Bitecek birazdan. Bitecek sonuçta. Son 40 dakikamız dersin bitmesine. Varsayıma baktığımızda ise burada ise tut ki, diyelim ki, varsayalım ki, öyle olduğunu kabul edelim gibi şeyler var. Yani burada ise Tonguç evladım benim hayalcilik var. Hemen tut bakalım. Tut ki yaz tatili 12 ay olsun. Gerçekten süper fikir olur. Tut ki çok zengin oldun ne yaparsın? Zengin değilsin de hayal kurarım. Onaylama ise tamamdır ifadesini hissedeceksin onaylamalarda. Tamam. İnsan olsaydın ne olurdun? Mesela tut ki. Tabloyu bu duvar asman iyi olmuş. Bak tamamdır bu tamam olmuş diyorsun ve onaylıyorsun. Küçümseme ise bir kibir Tonguç'un. Bu çok kötü bir şey. Sen bu işlerden ne anlarsın? Üf bunu da sen mi yapacaksın? Sen mi bu soruyu çözebileceksin dediğimiz zaman küçümseme olmuş oluyor. Beğeni ise zaten her zaman Instagram'da sosyal medya yaptığım şey güzel gördüğün. Like atıyoruz. Cep telefonu dedim böyle olur. Beğeniyorsun. Pişmanlık ise kafayı duvara vurma. Burada ise hep anahtar kelimemiz keşke olabiliyor. Yani sen cümleyi okuduğunda bir keşke ifadesi istiyorsan bu pişmanlık. Keşke soru çözme taktiklerini öğrenseydim dediğinde. Keşke birazcık akıllı olsaydım. Yani keşke. Yakınmaya baktığımızda ise burada Tonguç Erhan'ın benim bir şikayet var ve mutsuzluk var. Bir evde bu kadar dağıtılmaz ki diyor bak şikayet ediyor. Şaşırma ise direkt ne oluyor ya diyebilirsin. Ne oluyor ya? Ne oluyor ya diyorsan cümlede bu şaşırma cümlesi. Kardeş burada birden, bir olay mı var? Birden karşı öğretmenimi görmeyeyim mi? Ne oluyor ya şaşırdım. Şimdi gel yeni nesile bir soruya bakalım. Bu cümledeki numaralanmış cümlelerle ilgili hangisi yanlıştır diyor.
Kitap bir bilgi hazinesidir. Tamam. Birinci cümle tanım söz konusudur. Kitap okuyan kişilerin diğerlerine göre daha güzel konuşur söylenir. İkinci cümlede karşılaşma vardır. Bak, daha güzel konuşur söylenir. Bunun ne kadar doğru olduğunu hayatın içinde insan daha iyi anlıyor. Keşke ben de zamanında çok kitap okusaydım. Keşke diyor, o zaman burada da bir pişmanlık var. Ama bir de tanım vardı. Üçte ise bir tahmin dile getirilmemiş. Bunun ne kadar doğru olduğunu hayatın içinde insan daha iyi anlıyor derken burada bir yorum cümlesi yapmış ama bir tahminde bulmamış diyebiliriz. Artık konumuzu bitiriyoruz. Kesin olarak çıkarabilecek yargılarda ise örtülü anlama dikkat etmen lazım. DDA bağlaçları, kişi isimleri ve diğer özellikler, tarihler, zamanlar çok çok önemli. Bak, bunu sınavlarda soruyorlar. O yüzden buraya çok dikkat etmelisin Tonguç'um. Şu anda LGS'lerde gelen bir soru tarzına bakıyorsun. 1998'de Çanakkale'deki Troy Antik Kenti'de UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alınmıştır. Bu cümleden aşağıdaki hangisi kesin olarak çıkarılır demiş. Çanakkale dünyanın her yerinde tanınmaktadır. Şimdi böyle bir şey yok. Çanakkale'deki ünlü Troy Kent diyor. 1998'de UNESCO Dünya Miras Listesi'ne birden fazla yer eklenmiştir. 1998'de Çanakkale'deki ünlü Troy Antik Kenti'de UNESCO. Ha, bak. Aa, evet hocam. Bu çıkarılabilir. Çanakkale'deki tarih eserler Troy Antik Kenti'deki kazılardan çıkarılmıştır. Hayır, hepsi oradan çıkarılmıyor ki, böyle bir şey çıkmaz. UNESCO Dünya Miras Listesi uygulamasını 1998'de başlatmıştır. Hayır, ondan önce başlatmış olabilir. Dolayısıyla burada kesin olarak çıkarılacak bilgimiz Bursa seçeneği. Ödüllü sorumuzu yap, yorumlara yolla. Teşekkür ederim hocam.